Evet, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı Millet İttifakı'nın ortak adayı, Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen Sayın Ersan Şen'e dönmek isterim. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Problemler Erdoğan'la başlamadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayyuka çıktı dedi Kılıçdaroğlu. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğu için geçmişte kaldı söylediklerimiz, eleştirilerimiz baki. Yine tavsiyem mümkün olduğu kadar Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin adını ağzına almasın. Yani hiç, Erdoğan'la hiçbir işi yok. Erdoğan'ı yıkmaya gelmiyor. Böyle bir şey yok. Bu mesele sistem meselesi. Geleceği oylayacaksınız. Tamam. Biz daha genç yüzler görmek istiyoruz. O ayrı bir konu. Ama lütfen istirham ediyorum. Birkaç cümle şimdi söyleyeceğim. Hakikaten ülkenin meselesi şu anda Erdoğan'ı yıkmak meselesi değil. Bir sistem sorunu var bu ülkede. Gelecek sorunu var. Gençler mutsuz. Tamam. Üreten muhalif sanatçılar mutsuz. Önünü açacak mısın? Erdoğan'ı eleştirerek aşamazsın. Yani iki kişinin kayıkçı kavgasını, zaten Sayın Erdoğan'ın istediği bu. Yani bir göreceksiniz propaganda zamanında. Sayın Erdoğan tamamen meseleyi bu kavga üzerine kuracak. Çünkü hikaye yok, başka bir şey yok. Ekonomi yok ortada, yerle bir. Ne yapacaksınız? Onun için ben mümkün mertebe Sayın Kılıçdaroğlu'na, vatandaş olarak da tavsiyem, seçmen olarak da, hiçbir zaman Erdoğan'ı ve AK Parti'yi odaklayarak propaganda ve açıklama yapmasın. Unutsun ya, yok mesela, yok kabul etsin. Mesela bir ay zor mu? Veya bir ay zorsa 15 gün, 15 gün hiç muhatap olmasın. Yapacaklarını ve daha ziyade kendisi değil. Yani deyim yerindeyse fişek gibi iki belediye başkanı var. Ve şimdi Cumhurbaşkanı yardımcılıkları söz konusu ve çok ciddi Millet İttifakı'nın kadro hareketi yapabilecek ekonomik kurmayları var. Bunlar ruberu sokakta herkese ekonomi, bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin varı yok. Kürt meselesi hiç sevmiyor. Paran olursa hiçbir şey olmaz. Hiçbir sorun olmaz. Paran olursa hiçbir sorun olmaz. Bir itiraz geldi bak, buradan. Bak bu ülkenin maddi sorununu çözersen hiçbir sorun olmaz. Mesela Kürt sorunu deniyor ya, şu meclise taşınacak. Ne olduğunu göreceğiz. O tartışmaya dikkat ediyorsanız girmiyorum. Bu ülkenin dil sorunu yok. Bu ülkenin dili, devletin dili Türkçe, bitti. Bu tartışmaya gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidersen, Fransa'ya gidersen, nereye gidersen git. Devletin dili bellidir. Bak güneşin batmadığı imparatorluklarından İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta neyin ne olduğunu herkes biliyor. Biz bunları biliyoruz. Bunlara gerek yok. Meseleye, her bunlara gerek yok. Bak bu tartışmalar bugünün konuşulacak konuları değil. Bir hele bu tartışmalarla ve buna benzer tartışmalarla siz yani oy alabileceğinizi düşünüyorsanız, bu tartışmalar zaten iktidarda olanın istedikleri. Hocam anladın, HDP mi? Neyle oy alıyor? Yok ama bu tartışma Millet İttifakı'na fayda sağlamaz. Yani sen Kürt seçmenden oy alacağım endişesi. Mesela ben şuna da karşıyım kardeşim. Kürt kimliğimle konuşuyorum, Türk kimliğimle konuşuyorum. Böyle bir dünya yok ki. Bu ülkede bir kimlik savaşı yok. Bir kimlik kavgası yok. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün bakın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Cumhuriyet'in nitelikleri belli. Bizim şu anda konuşacağımız konu bu değil. Bizim konuşacağımız konu bu seçim satında bu ülkenin insanların yiyecek ekmek meselesi var. İş meselesi var, aç meselesi var, yolsuzluk meselesi var bu ülkenin. Sayın Selçuk, yoksulluk meselesi var bu ülkenin. Bir itiraz vardı, bir alalım. Yasak meselesi bu ülkede sadece belli aidiyetleri olanların meselesi değil. Bu ülkede şu anda HDP'nin, Hüdapar'ın veya kimin kiminle fotoğraf verdiği de sorun değil. Bu ülkedeki sorun, bu ülkenin beka sorunu biraz sonra birkaç cümleyle anlatacağım. Ekonomisi kardeşim, parası. Paran yoksa ne konuşuyorsun ya? Paran yoksa sen muhtaçsın, bağlısın. Ne bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorsun ya? Hangi bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden? Sen bağımlısın. Senin dış borcunun faiz yükü 3 katını geçmiş. Ne konuşuyorsun sen? Hocam İngiltere'de para ne var ama yine sorunu var hala. Bak Türkiye Cumhuriyeti'nin durumu o değil. İnanın o değil. Bu ülkede siz bu para sorununu, ekonomi sorununu, eşitsizlik sorununu, gelir dağındaki adaletsizliği yaşadığın sürece bu genci burada tutamazsın. Burası bu insanları tamam. Burada tutamazsın. Burayı ümit kılama. Ya ben bakın arkadaşlar benim... Hocam ama yani sınırsız görüş beyan ettiğiniz için bir şey denemiyor. Şimdi söz hakkı olduğu için ben kimsenin sözünü kesip konuşmuyorum. Şimdi birkaç cümle bana müsaade ederseniz. Serap Hanım bana müsaade ederseniz ben anlatayım.
Can kardeşim zaten söz aldığında eleştirsin ortaya. Konu değişmeden sorun dedim. Hani konu değişmeden dedim. Ben kendi sicamın bozulmadan birkaç cümleyle anlatayım. Muradımı ondan sonra isteyen istediğini düşünür. Ben kimsenin fikrini değiştirme gibi bir kendime de öyle bir şey yüklemiyorum. Öyle bir niyetim de yok. Karşılıklı konuşabilirdik. Onda bir sorun yok. Ama benim söylediğim şu. Bugün iktidarın halkla oluşturmaya çalıştığı algı şu. Muhalefet HDP ile kol kola, dolayısıyla silahlı terör örgütüyle de birlikte hareket ediyor. Sen bu algıyı kıracaksın kardeşim. Kırman lazım. HDP'nin seçmeni olarak gördüğün, kimsenin de oyu kimsenin ipoteğinde değil. Yani HDP onu istedi diye. Sayın Demirtaş'ın etkisi daha fazla bak partisinde. Onu söyleyeyim. İstedi diye mutlak değildir bu. Kimsenin oyu kiralık değil. Bu ülkede vatandaşsın. Özgürsün. Kendi hak ve hürriyetlerini, ailenin, geleceğini düşünüyor musun? Elbette en doğru kimse ona oyunu vereceksin. Bu bir aidiyet meselesi değil. Zaten bu ülkenin en önemli sorunu muhafazakarlarda da yaşadığı aidiyetten başlıyor. Onu kıracaksın. Nasıl zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıramadığı bu. Nasıl kırabilir? Öneriniz var mı? Neticede çıkıp anlatacaksın. Kadro hareketi yapıyorsun. Ekonomi kurmayların var. Nasıl kıracaksan? Esnafı kıramıyorsun işte. Esnaf bir şekilde yine de ne olursa olsun oradan koşmaya devam ediyor. Bunu görüyorsun. Bunu sokakta anlatacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten en önemli açmazı bu. Anlatacaksın. Korkutmayacaksın. Hesaplaşacaksın ama hukuk dairesinde hesaplaşacaksın. Geldim bunu yaparım diyemezsin. Dediğin anda ona benzersin. Millet der ki aslı varken ben fotokopisini ne yapayım ya? Zaten aslı var. Bu ülke şu anda şu seçime gidiyor. Tekçi zihniyet mi? Çoğulcu zihniyet mi? Hukuk mu? Yoksa hukuk dışı mı? Demokrasi mi? Yoksa demokrasiden uzakla. Ülke otoriterleşmiş ya. Bunu görmüyor muyuz biz? Korkutarak, ederek, tehdit ederek, şununla bununla. Siz bir yere gelemeyin. İnsan, gençler kızmış kavgadan. Bıkmış. İstemiyor kardeşim. Onlara dokunabiliyor musun? Korumasız, kollamasız gidebiliyor musun? Kampüsüne, sınıfına, okuluna, depremzedenin yanına gidip de oraya oturup çayını, çorbasını içebiliyor musun? Onunla dertlenebiliyor musun? Dertleşebiliyor musun? Anlatma bana, tepeden bakma. Bırak, onlar geçti. Bakın AK Parti'nin gelmesinin sebebi tepeden bakmadığı içindi. 2002 yılında bir hikayeyle geldi. Ve yazdı hikayesi. 21 yıldır yıkamadım, bitti. Şimdi yıkmaya hedefliyor musun? Onu yıkmıyorsun. Sen milletin derdiyle dertleniyorsun. Önüne bakacaksın. Bunlar bak 1990'ların siyaseti geçti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Erdoğan vakti geçti. Bitti. Bu uzatma süreleri bunlar. Bu ülkenin önünü açacak. Ama Kılıçdaroğlu'nun ilerleyişi çok sakin, toparlayıcı. Bütün ya mesajlarına olabilir. Baktığımızda bak, böyle bu, değil artık mi? Ne dedim ben biraz önce? O eleştiriler bitti. Ya o geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi önümüzde. Şu saatte Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden, eleştirisi üzerinden siz yapıcı bir şey yapamazsınız ki. O bitti. Şu andan sonra sizin ortaya koyacağınız bu millet, memleket için ne iyi olacaksa. Ben iktidarda hikaye göremediğim için söylüyorum. İktidar zaten söylüyor. Ben bugüne kadar ne yaptıysam bundan sonra da onu yapacağım diyor. Ben de diyorum ki bak. Şimdi siz kazanmak istiyor musunuz? Çarşıda, statta, kafede, vapurda, otobüste, metroda ekonomi kadronu ortaya koyacaksın kardeşim. Kim bunlar? Öne çıkacak. Bunlar anlatacak. Bak geçen gün bir programda oturdum. Yanında zannediyorum Serkan vardı. Serkan Bey vardı. Bir anlattı. Çok etkilendim. Güzel. O ana kadar ben onları duymadım. Bunu siyasi kimlikte veya bir hukukçunun yapabilmesi mümkün değil. Ama ekonomiden gelen iktisatçı bunu anlatır kardeşim. Anlattı ve karşısındaki soru soran cevap veremedi. Etkileniyorsun.